Değerli futbol severler, herkese merhaba, herkese sağlık temenni ederek başlıyoruz bir United programına. ve e, ilk programımızda Nihat Özdemir'i Türkiye Futbol Federasyonunun Başkanı'nı konuk etmiştik ve önemli açıklamalarda bulunmuştu ve ikinci konumuzda hem Beşiktaş'ın hem de kulüpler Birliği'nin Başkanı Sayın Ahmet Nurçebi. hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk teşekkür ederiz. Evet e, Türk futbolunda farklı bir konsept, farklı bir program anlayışıyla e, bunu başlattık bir United birlik olalım Türk futbolunda. Çözüm odaklı olalım. Türk futbolunun birçok sorunu var, birçok problemi var. Kavga ortamı, tartışma ortamı bir türlü son bulmuyor. Bir ayrışma söz konusu. Burada nasıl birlikte olup Türk futbolunun sorunlarına odaklanabiliriz. Aslında bir anlamda buna çözüm getirmeye çalışıyoruz. Bu oyunu, bu sevdiğimiz oyunu paydaşlar olarak biz yayıncı, siz kulüpler nasıl daha yukarıya çıkartabiliriz? Bu kavgayı, bu kaosu nasıl bitirebiliriz? Aslında bu yapıcı bir program. O yüzden sizlerin de yardımıyla Sayın Çebi ki hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Biraz böyle bir Çözüm odaklı olalım, sorun odaklı olmayalım istiyoruz. Amaç o. Tabii ki güncel konuları konuşacağız. Beşiktaş'ın Şampiyonluk yarışındaki konumunu konuşacağız, mali yapısını konuşacağız. Kulüplerin bu pandemi sürecinden ne derece olumsuz etkilendiğini konuşacağız. Nereden başlasak? Kulüpler Birliği apoletinden mi yoksa Beşiktaş Başkanlığından mı? Hangisini tercih edersiniz? Fark etmez. Önce Kulüpler Birliği'nden başlayalım sonra devam edelim. Evet aslında omuzlarınızda büyük yük var. Hem bir iş adamısınız hem Kulüpler Birliği Başkanlığı hem Beşiktaş Kulübü'nün başkanlığı bayağı yoğun bir mesai harcıyorsunuz bütün bu süreçte. Ee, Kulüpler Birliği Başkanlığı süreci nasıl gelişti Sayın Başkan? Öyle başlayalım. Evet. Ee, Çünkü siz pek niyetli gözükmüyordunuz. Şöyle söyleyeyim yani Beşiktaş'ın tabii ki daha fazla zaman ayırmam gereken bir sürecin içindeydik. Ve zaman istedim arkadaşlarımdan. Hatta Mehmet Sepil Başkan görevi bırakmak istediğinde... Bana bu yükü devretmek istediler bu görevi ve ben de arkadaşlarıma şunu söyledim. En azından 3-5 ayda daha zamanı ihtiyacım var. Bir başkası yapsın bunu tercih ederim ama benim yapmamı istiyorsanız 3-5 ay kadar daha bunu erteleyelim dedim. Ve sağ Sepil Başkan da bunu erteleyebildiği kadar erteledi ama sonuçta artık ısrarlı bir şekilde tamam dedikten sonra da diğer kulüp başkanları arkadaşlarımın baskılarıyla bu görevi üzerime almak zorunda kaldım. Zaten hepimizin bir görevi bu. Yani sırayla bu işi yapmak zorundayız. Ee, ama bu dönem zor bir dönemdi. Hem benim için hem Beşiktaş için hem kulüpler adına pandeminin olduğu bir ortamda ağır e, ağır büyük olduğunu kabul ediyorum ama bunun altından kalkmak zorundayız. Peki Kulüpler Birliği Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları mesela nelerdir? Kulüpler Birliği Başkanı olunca nasıl bir misyon yükleniyor Şimdi bir, bir temsil ediyorsunuz. Yani oradaki arkadaşlarınız ve o kulüpleri aslında temsil ediyorsunuz. Yani hem onları temsil etmek mecburiyetiniz, göreviniz olduğu gibi aynı zamanda da e, gizli de olsa bir görev daha var. Birlik ve beraberliği sağlamak anlamında e, çok önemli bir görev olduğunu düşünüyorum. Bu bütün Kulüpler Birliği Başkanı olacakların da bundan sonrası içinde e, görevidir. Birlik ve beraberliği sağlamak adına çok önemli bu. Çünkü sizin de programınızı e, takdirle karşılıyorum. Evet birlik ve beraberliğe ülkede ihtiyaç var. Özellikle her konuda var ama biz konumuz olan futbolda bunu sağlamak gibi bir görevi kendimize vazife edinmemiz gerekiyor. E, bunlardan kaçamayız. Sonuçta e, her zaman söylüyorum yani e, futbolun en güzel tarafı sahada oynandığı zaman içerisindeki e, keyiftir. E, deyin ki bittikten sonra da 5-10 dakika bunun keyfini sürersiniz. Arkadaşlarınızla şakalaşırsınız ama bu burada kalmalı bir bir sonraki haftaya heyecanla seyredeceğiniz maçı beklemelisiniz. Ee, aradaki o yaşanan bir sürü itiş, kakış, söylemler, hoş olmayan tavır ve davranışlardan artık e, uzaklaşmamız gerekiyor. Taraftarımız da bizden alacakları mesajlarla bu işlerden uzaklaşacaklar. Sadece keyfini sahada sürmenin, taraftar olmanın, <laughs> sahada taraftar olmanın keyfini yaşatmalıyız ve görev olarak da üstlerine bunların e, ...vermeliyiz taraftarımıza. Bunun için kulüp başkanlığına ve yöneticilerine çok önemli işler düşüyor. Peki siz e, genel anlamda başkanlığı aldığınızdan beri... ...Beşiktaş Kulübü'nün başkanlığına oturduğunuzdan beri koltuğa... E, ...yapıcı, pozitif ve sorumluluk duygusuyla hareket ettiğinizi gözlemliyoruz. En azından ben böyle gözlemliyorum. Kamuoyunun da aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Fakat genel anlamda Türk futbolunda bir türlü o barışı, o huzuru tesis edemiyoruz... Belki kulüplerin farklı menfaatleri olabilir, bir menfaat çakışması da söz konusu olabilir, bu doğaldır. Ama sanki böyle saygı sınırları içerisindeki e, bu ilişkileri veya bu tartışmaları yönetemiyoruz gibi geliyor bana. Ne düşünüyorsun, düşünüyorsunuz bu konuda? Ee, Sayın Murat, şimdi en önemli şey insanın e, kaldıramadığı, e, zorlandığı e, insan fıtratında bu var. Adaletsizlik ve haksızlık duygusu, bunu yaşanmış hissedebildiğiniz zaman, e, yaşadığınız hissettiğiniz zaman infial ediyorsunuz. Onun için bütün mesele tabii ki infial etmemek için gerekli sabrı göstermektir ama tabii birinci vazifede sizi haksızlık ve adaletsizliği yapanların bu tavır ve davranışlarından uzaklaşması gerekmektedir. Bu tek taraflı bir işlem değil. Ben sabırlı olabilirim ama bir yere kadar. Ama karşı tarafta da haksızlık ve adaletsizliği yapmış olanların bunu artık ...bir dereceden sonra durdurması gerektiğini hatta tamamen ortadan kaldırması gerektiğinde... ...mücadele ettiğini bize hissettirmesi lazım. Adalet duygusunun olmadığı yerde huzur olmaz. Peki bu adalet duygusu... Şimdi şöyle bir şey var. Bütün kulüpler, Fenerbahçe diyor ki bizi işte e, hakem hataları olumsuz etkiliyor. Galatasaray, Sayın Abdurrahim Albayrak çıktı bir maçtan sonra adalet istiyoruz diye hatta haykırdı. Beşiktaş'ın zaman zaman şikayetleri oluyor ki hepsi kendilerince haklıdır e, tabii ki ama kim için adalet yani ortadaki sorun ne önce onu çözmek lazım e, ya hakemlerimiz mi kötü veya herkes kendi penceresinden mi sadece bakıyor ne düşünüyorsunuz bu konuda şimdi bakın e, hakemlerle ilgili e, tabii ki futbolda adalet nedir e, gelirin iyi paylaşılması lazım e, ve maç sonuçlarının realize edilirken hakemlerimizin Az hata yapması lazım veya mümkün olduğu kadar hiç yapmaması lazım. Ee, ancak şunu belirtmek istiyorum ki e, taraftarın e, bir şekilde e, kendini kötü hissettiği anlar oluyor. Hakemlerin hata yaptığı anlar taraftarın, hata yapılan takımın taraftarının kendini yani kötü hissettiği Herkes sadece kendi aleyhine hata yapıldığını tabii, düşünüyor. Tabii tabii tabii. tabii. Evet. Mesela ben e, yanlış anlaşılmazsa bir şey ifade etmek istiyorum. Bizler şimdi hocalarımız çıkıyor. E, hakemlerle ilgili yorum yapıyor, maçı kaybetmiş veya e, istediği gibi maç yürümemiş veya da hakkını daha fazlası şey alamadığını düşünüyor. Bu yönetici aynı şeyi yapıyor. Ama e, bir taraf daha var ki mesela e, programlar var, televizyon programları var. O programlarda maçların bittiği saatlerde şey başlıyor. E, tartışmalar başlıyor. Sizler de yapıyorsunuz. Bazı programlarda bazı yorumcuların e, hakemleri eleştirdiğini görüyoruz. Neredeyse programlar hakemlerin tartışıldığı program haline gelmiş. Çizgiyi çek, sağda, solda, omuzu vurdu, yok kolunu vurdu, vurmadı falan. Bu tartışmalar sonuçta seyirciler tarafından, taraftarlar tarafından seyrediliyor Gültekin Bey. Ve sonuç itibariyle onlar da etkileniyorlar bunlardan. Şimdi biz bir şey söylediğimizde hemen aynı e, yorumcular bize tepki gösteriyorlar. Hakemleri eleştiremezsiniz, şunu yapamazsınız, bunu yapamazsınız. Tamam doğru belki anlıyorum saygı duyuyorum ama e, aynısını siz o hakkı nereden kendinizde buluyorsunuz? Buradan da onlara seslenmiş olmak istiyorum. Yani bunu da onların da biraz e, dozajlı yapması gerekiyor. Çok ağır şekilde hakemlerimizin maçlardan sonra hocalar ve e, başkanlar ve yöneticiler tarafından eleştirilmesinin dışında televizyon programı yapan medyadaki bazı yorumcuların da biraz hakemlerimizi aşırı derecede eleştirmesi yani taraftarı de taraftarı olumsuz evet, etkiliyor. Bu komplo teorileri işte bu sert eleştiriler falan belki daha fazla reyting yapıyor oyunu konuşmak e biraz onlara dikkat de. edebilirsek O bakın, da bir o, o, onun da yani artık yayıncıların da bunda, yorumcuların da bir payı olduğunu artık kabul edelim. Sadece hocalar, taraftar, başkanlar yöneticiler değil artık bir yan tarafında bunların da yayın kuruluşlarımızdaki bazı programlarda bazı e, yorumcuların biraz bu konularda bize hak vermedikleri konuları kendilerinin hak görmelerini doğru görmüyorum. Onlar da o zaman biraz sakinleşsinler. Peki Sayın Başkan Kulüpler Birliği'nin görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde konusunda Türkiye Futbol Federasyonu bir taraf, Kulüpler Birliği ayrı bir taraf, işte yayıncı ayrı bir taraf, futbolun paydaşları var. Kulüpler, kulüp başkanları. Burada farklı bir görev tanımı talep ediyor musunuz Kulüpler Birliği olarak? Mesela işte kurulların seçilmesi, çok tartışıyoruz. Tahkim Kurulu disiplin kurulu, merkez hakem kurulu veya işte bazı kararlarla ilgili söz hakkı sahibi olmak gibi. Bunda bir yeni bir yapılanma, bazı liglerde, bazı ülkelerde farklı yapılanmalar var bu konuda. Şimdi bu e, kurullar kurullar önemli e, TFF kurullardan oluşuyor. Sadece TFF'nin başkan ve yönetim kurulu değil. TFF'de tahkim kurulu var, disiplin kurulu var. Aklınıza gelebilecek, şu anda aklıma gelmeyen birçok kurullar var. Bu kurulların sağlıklı çalışmadığı, adil olmadığı, olamadığı şeklinde algılar var. Bu algıların yıkılabilmesi maalesef bugüne kadar mümkün olmadı. Sonuçta bazen de bakıyorum hakta veriyorum. Bir kurul A konusunda 30 gün, aynı kurul A konusunda B'ye Komsal teşkil edecek bazı kararlarda standart yok. Standart yok. Şimdi bu sonuç itibariyle bu kurulların tabii federasyondaki seçim şeklinin değiştirilmesi, bunların e, görev e, almadan önce nasıl seçileceği şeklindeki değişiklikle ilgili kulüplerimizin talebi oldu. Bazı kulüp başkanlarımızın oldu. Bize de destekliyoruz. Yani kurullar artık e, genel kurullarda e, genel kurul üyelerinin oylarıyla seçilsin. Bir yönetim kurulları tarafından seçilen kurullar değil de genel kurul tarafından seçilen kurullar olması şeklinde bir talebimiz var. Bununla ilgili de e, bunun yapılabileceği yer, Sayın federasyon başkanımız da bize söyledi, genel kurulda bir değişikliktir. Bu, bunun değişebilmesi için oradan çıkar bu. Ya da e, spor bakanlığının da hazırlanan e, spor yasasına bir ekle bu yapılabilecek. Ama geçen sefer biz bu, e, bu treni kaçırdık genel kurulda. Dolayısıyla bunun e, spor yasasının içerisine koyularak kurulların bundan sonra bağımsız bir şekilde genel kurul tarafından seçilmesini arzu ediyoruz. Ve bunu herkes talep ediyor aslında dediğiniz gibi. Bununla ilgili mutlaka gereken düzenleme çalışması da yapılıyordur e, bu, herhalde. Bu, bu şöyle, tabii şu anda bakanlığın hazırladığı yasanın içerisine koyulma durumu var. Koyulursa sorun çözülmüş olacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi zaten bu kurulları sağlıklı bulmadığını beyan etti. Biz de uyum için bunu yapmak zorundayız. Evet, atamayla değil seçimle, evet, seçimle gelmesi. Evet seçimle gelmesi şeklinde. Evet peki şunu soracağım. Madem az önceki yasadan bahsettiniz Sayın Başkan. Bu yasa ile ilgili hep kulüpler yasası, kulüpler yasası yıllardır telaffuz ediliyor. Bununla ilgili şu anda gelinen nokta nedir veya beklentiniz nedir? Evet bu konuda çalışıyoruz. Gittik geldik Ankara'da mecliste bu kanunu çıkartmakta görevli. Ee, organlarla temas halindeyiz. Buradaki asıl amaç şu gördüğünüz üzere kulüpler pandemiden zaten ağır bir darbe aldıkları malum ama bundan pandemi olmadan evvel de darbeyi almış bir şekildeydik. Yani vaziyetimiz iyi değildi. Bunların önüne geçilebilmesi için e, sorumlu olan kişilerin bu işlerden elini taşın altına tamamen koymuş olduklarının kendilerini algılattırılması gerekiyordu. Bu yasaya bunu koyulmasını istedik. Ben de zamanında gittim. Bu kredilerimiz yapılandırma ile ilgili kredinin çıkartılması ile ilgili tam yaklaşık bir yıl bugün dolmuş oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza durumu arz ettik. Sağ olsun önümüzü açtılar. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Minnettarız. E, aksi halde kulüplerin önü çok kapalı olacaktı. Belki de yürüyecek halimiz kalmayacaktı birkaç ay sonra. E, bu sebeple e, yapılması gereken şu. Bu kadar kaynak... Türk futboluna aktarılırken bunların bir şekilde Türk futbolcularına geri ödenmesi gerekiyor. Bu size hibe değil bir borç. Bunların yapılabilmesi için de kulüpleri yöneten kişilerin ve çok sağlıklı ve sıhhatli idare etmeleri gerekirken eh biraz da kardeşim yapmadığın bir şey konusunda yapman gerekeni veya yapmaman gerekeni yaptıysan bu konuda biraz cezai müeyden olması gerekiyor. Özellikle gereker. borçlandırma konusunda Evet değil mi? kardeşim bununla ilgili spor yasasında yöneticilerin Sorumluluk alması ve ee ceza alması hususunda Sayın Cumhurbaşkanımızın o günkü mütalaamızda gündeme geldi ve o yasa bu çerçevede hazırlanıyor. Başka detayları da var, çok detayları var ama asıl neden ve sebep o yasada beklenen yönetici arkadaşlarımızın bundan sonra bu değerli kulüplere zarar verebilecek tavır ve davranışlardan uzak durmalarını sağlayacak cezai mühendilerin yasa içerisinde koyulmasıdır. Yani asıl amaç esasıdır da bizim ilgilendiren taraf o. Aslında burada biraz yapılması gereken çok da zor değilmiş gibi geliyor bana. Kulübün gelirleri, giderleri, harcamaları, borçları bir denetleme mekanizması gerekiyor katı bir şekilde. Federasyon bunu Nihat Bey de söyledi. Yapıyoruz işte bu konuda financial fair play olsun, harcama limitleri olsun bu konularda gereken çalışmaları sürdürüyoruz ve taviz vermeyeceğiz şeklinde. Ama neticede birçok kulübümüzün, işte siz Karabük memleketiniz sanıyorum, Karabük Spor'un geldiği nokta. Birçok kulübümüzün işte yaşadığı ekonomik sorunlar, borçlar, birçok kulüp batakta. Niye? Borçlandırdılar, borçlandırdılar, borçlandırdılar sonra bırakıp gittiler. E yasada bunun için sanıyorum. Evet yasa bunun için. Yani kardeşim e, borçlandıramazsın, eğer borçlandırdıysan da borçlandırdıysan da elini kolunu sallayarak dolaşamazsın. Şu anda dönün bakın birçok bu kulüplerin bu hale gelmesine sebebiyet vermiş olan yöneticiler sokaklarda eli kolunu sallayarak geziyorlar. Hiçbir sorumlulukları da yok. Ama şu anda bizler ızdırap ve acı çekiyoruz. Bu paraları nasıl ödeyeceğiz, nasıl bulacağız, nasıl yapacağız? Bu kulüpler çok büyük değerdir. Cumhuriyetimizin değerleridir. Cumhuriyetin evvel kurulmuş değerlerdir. Ülkenin, milletin değeri olan bu değerlerin, kulüplerin e, ee, mahfına sebebiyet olacak tavır ve davranışlardan her bir şekilde kaçınmamız gerekiyor federasyon başkanı haklıdır. Koymuş oldukları transfer limitleriyle e, bütçenize sadık kalmanız gibi şartlar ve şurtlarla e, zaten siz bunu aşmaya kalksanız da tescil etmiyor. Yani liste gelir ve giderinizi ayak uydurun şeklinde bir tavır var. Dolayısıyla bunun dışına çıkanları federasyon tescil etmiyorum diyor. Ama başka yollardan çıkma çıkarsanız da spor yasasıyla da bunun cezası olduğunu tescillenmesiyle bu güzide kulüplerin korunabilir hale getirmeye çalışılıyor. Ben de buna destek veriyorum. Peki bir bankalar Birliği anlaşması yapıldı e, dört büyük kulüp bunun içerisinde. Bununla ilgili e, ne söylemek istersiniz? İki yıl sanıyorum geri ödemesiz ardından dokuz yıla mı yayıldı? Nedir? Yani iki iki e, yıl ödemesiz artı yedi yıl şeklinde planlandı ama bu bu süreç galiba bir artı sekiz gibi olmak üzere bir buçuk artı yedi buçuk tam tarihlere baktığımız zaman buradaki e, süreç şu. Ee, daha evvelki sözleşme 4-4,5-5 yıllıktı. Yaklaşık bugün itibaren bu süre arttırıldığı için bir iki katıyla süre uzatılmıştır. Bu sürenin uzatılmasının geldiği anlam ve mana şudur. Yani gelirlerinizin tamamını zaten bize temlik ettiniz diyor banka. Ancak siz bunlarla yaşayamayacağınız belli oldu. Daha başka ekstra gelir sağlayamıyorsunuz. Özellikle pandemi de buna sebebiyet verdi. Dolayısıyla bunların artık yarısını biz alalım. Diğer yarısıyla da siz idare edin demeye geliyor sözleşmenin özü. Aslında bu yarısıyla da idare edebilmek mümkün çok kolay değil. Çünkü bizim elimizde 2 yıl, 3 yıl daha halen devam eden özellikle Beşiktaş adına söylüyorum çok ağır kontratlar var. Bunlardan biliyorsunuz sahanın kenarında koşup da bu sene topa bir ayağını Beşiktaş adına vurmamış insanların milyonlarca euro ödüyoruz. ki yani kenarda koşup da faydalanamıyorsak bunun sebebi Başarılı olmadıkları içindir. Kimse başarılı olmuş olan bir futbolcuyu kenarda bedeni ne olursa olsun tutmaz. Ancak e, bu sürecin e, iki yıl olmasının ödememesi sürenin bu iki yıllık her birimizin üzerinde taşıdığı ağır yüklerden kurtulmamız gerekiyor ki... ...o zaman yeni dönemde bizler yeni kontratları yaparken şimdiden dikkat etmeliyiz ki... bir buçuk sene sonra, 2 yıl sene sonra elimizde 10 liramız yok... Bu 10 liranın 5'i bankamıza ait, 5 lirası da e, borçlarımızdan dolayı banka ait, 5 lirası da kulübe ait. 5 liralık takım yapacaksın kardeşim, kendini buna göre ayarla. Bunun anlamı şu, başarı istiyorsan çok iyi scout yapacaksın. O bütçenin içerisinde çok pahalı olmamış henüz ama ileride yıldız olabilecekleri bulacaksınız. Ve böylece kulüplerinize hem başarıyı hem ekonomik getiriyi sağlamış olacaksınız. Bu anlaşmanın içeriğine baktığınız zaman... Başka çareniz kalmadı. Artık durum bundan sonra budur. gelir'e göre gider. Bunun dışına çıktığınız takdirde hiçbir şekilde lisans futbolculardan alamayacaksınız TFF'den. Buna dikkat edeceksiniz. E, hatta bir süre sonra da bunun gelirinizin yarısını bankalara vereceksiniz. Eski borçlarınızı karşılaması nedeniyle geri kalan yarısıyla da takımınızı yapacaksınız. Altyapı burada önemli iyi scout yapıp daha genç, parlamamış, fiyat artmamış futbolcuları bularak hem sportif başarıyı kovalamak hem de onlardan ekonomik faydalanmak bir yol bu saatten sonra artık tek yol bu. Peki Sayın Başkan son bir yılda pandemi sürecinin ardından maçlar seyircisiz oynanıyor ve çok ciddi bir gelir kaybı söz konusu. Bütün Avrupa'da özellikle büyük ölçekli yüksek seyirci kitlesine sahip, seyirci ortalamasına sahip takımların çok ciddi derecede mali kayıpları var. Ee, ve borçlar artıyor. Yani milyarlarca euroluk bir futbol ekonomisinden bahsediyoruz. Ee, ve bu süreçte mutlaka sizin başkanlığını yaptığınız Beşiktaş'ta olmak üzere işte özellikle dört büyükler ve diğer e, 17 takımımız da mali olarak ciddi anlamda kayıp yaşıyor. 21 kulüp başkanı olarak masanın etrafında oturduğunuz zaman kulüpler birliğinde bununla ilgili bu gelir kaybının kompanse edilmesi için ne yapabiliriz diye bir e, görüşme yaptınız mı? Veya ne kadar bir kayıptan bahsediyoruz? Bu nasıl telafi edilebilir? E, bu konuda neler söyleyeceksiniz? Çok ciddi bir kayıp değil mi bahsettiğimiz kayıplar? E, tabii yani ben size şöyle söyleyeyim. E, gelirimiz zaten giderimizi karşılamazken mevcut olan gelirimiz bir de aşağıya üçte bir oranında düşmüştür. Yaklaşık gelirimizin üçte birinin taraftardan kaynaklandığını, bilet satışlarından kaynaklandığını, loja satışlarından kaynaklandığını Söylememiz gerekiyor. Bunların telafisi umarım pandemi çok çabuk biter ve seyirci gelirini başka türlü siz geriye getiremezsiniz. Ama o açığı kapatabilecek şekilde dönüp de kaynak sağlayabileceğiniz yerler yayın gelirlerinizdir. Sponsor gelirlerinizdir. Sponsor gelirlerinizde firmalardan bunları sağlıyorsunuz. Onların da bu ekonomide zayiat gördüklerini kayıpları olduğunda göz önünde bulundurursanız eh orası da yok. Olma şansı çok fazla değil. O zaman geriye Yayın geliri kalıyor. Yani yayıncı kuruluşlarımıza son derece iyi ilişki içerisinde olmamız gerekiyor. Onların kazanabilecekleri ortamın oluşmasını bizimle katkı vermemiz gerekiyor. Yayın gelirleri ilgili biliyorsunuz günlerce, aylarca birçok şey söylendi. Evet doğru. Pandemi varken yayıncının da zor durumda kalmadığını kabul etmemek mümkün mü? Değil. Kabul etmemiz gerekiyordu. Bir taraftan da bakıyorsunuz dekoder satışlarında. E, yasak yayınlar, e, korsan yayınlar, bunların önüne geçilmesi gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir adım attık. E, bu çok önemli. Umarım bu yayınların e, korsan olan taraflarını ortadan kaldırırız da yayıncı gelirimizin kaynaklarını daha fazla gelirlerini arttırırız bir oradan yayıncı gelirden daha fazla gelir sağlayabiliriz. Başka türlü ben şu anda bir e, bir A inşallah pandemi çok çabuk biter. B yayıncı kuruluştan e, gelirleri arttıracak bir talebimiz olurken ona da destek olacak tavır ve davranışların içerisinde olmamız gerekiyor. Tabii şimdi bu korsan yayına değindiniz. Korsan yayın meselesi çok ciddi bir mesele. E, çünkü neden ciddi? Yayıncı büyük bir yatırım yapıyor. Yani bu Bean Sports olabilir. İşte ondan önceki adıyla Dijitürk olabilir. Farklı Lig TV olabilir. Önemli değil kim olduğu. Büyük bir yatırım yapıyor. Ve kulüplerin en temel gelir kaynağı, gelir kalemi Yayın gelirleri. E şimdi siz bu falanca kulübün taraftarısınız, gidip korsan yayın alıyorsunuz, sizin kulübünüzün kasasına girmiyor verdiğiniz para. O yüzden buradaki e, çözüm bir kere çok sertleşmesi lazım yasaların korsan yayınla ilgili sanıyorum. İkincisi de insanların daha sağduyulu ve e, iyi bir vatandaş olarak kurallara riayet etmesi lazım, hukuka saygı duyması lazım. Yani bu aslında başka bir çözümü yok gibi gözüküyor. Yani şimdi... E, tabii kurallar, e, kanun ve yasalar caydırıcıdır. Ama sonuç itibariyle eğer sen de taraftarsan şimdi buradan şöyle bir anlam çıkıyor. Taraftar var, taraftar var. Yani gerçekten gönlünü e, e, ve kendini takıbına e, adamış, ona onun e, kazanı, kazançlarına hassasiyetle saygılı olan bir taraftar var. E, bir tarafta da e, işte yani taraftar var. Sonuç itibariyle bu sadece korsan konusu yayında değil ki. Evet, forma satıyorsunuz, korsanı var. Atkı satıyorsunuz, korsanı var. Halbuki bazı e... Ben geçen gün internetten oğluma maske siparişi verdim. Mesela sanki sanıyorum korsan olduğunu düşünüyorum, bilmiyorum. Korsan yani, gibi geldi. O, ya, o, o, olabilir. Yani, ee, evet. Bir bir şey söyleyemeyeceğim. Onun için işte o biraz da e, satın alan sizlerin daha hassas davranması lazım. Yazık verdiğiniz o para belki korsana gittiyse bize de günah seyrediyor. Yani, bir günah. alışveriş sitesinden büyük Sadece, bir alışveriş evet. sitesinden aldım ama bilmiyorum. Sanki. Resmi değilmiş gibi geldi. Kulüpler Birliği'nin yayıncıdan beklentisi nedir? Bundan sonraki işte Bean Sports'un sözleşmesi şu anda bir yıl daha devam ediyor. Bununla ilgili bir 21 kulüp bir araya gelip de ki zamanında, aylar öncesinde sanıyorum bir demonstrasyon da olmuştu kulüplerden. Sahaya çıktılar, bir dakika beklediler biliyorsunuz. Öyle bir yaptırım veya nasıl denir, bir protesto gelirleri alamadığı konusunda zamanında. Siz olsaydınız o zamanki başkan, buna, bunu ister miydiniz yapılmasını, işaret eder miydiniz? Nasıl karşılıyorsunuz? Kulüpler Birliği, yayıncı, federasyon üçgeninin ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bazen geçmişte bazı şeyler olur ve yapılmış olan şeyleri de ben çok negatif görmüyorum. O gün bizim canımız yanmıştı. O tepkileri ben de bugün olsam veririm ama mühim olan o tepkileri vererek orada kalmak değil. O tepkilerin sonucunda reaksiyonları daha pozitif hale getirmek için adım atabilmek önemli. Bu, bu sebeple e, yayıncı kuruluşun tabii ki ben saygı duyuyorum anlayışla karşılıyorum içinde bulunduğu durum ama bizler de bundan sonra kulüpler olarak e, özellikle e, Lig TV e, özür dilerim Lig AŞ gibi bir e, kuruluş kurarak e, yayıncı kuruluşlarla pazarlık yapmak ve kulüplerimizin gelirini arttırmak gibi bir faaliyet içerisinde olacağımızı söylemek zorundayız. Yani bizim görevimiz kulüplerimizin gelirini arttırmak ama az evvel dediğim gibi sadece bu tek taraf değil Yayıncı kuruluşunda gelirini arttırabilmenin katkılarını verebilmeliyiz. Bu bugün X şirketi olabilir, yayıncı kuruluş, yarın Y olacaktır, fark etmez. Bizim doğru yolda bulunmamız gerekiyor. Peki hakemler ve var uygulamaları hakkında kulüpler birliğinin genel tavrı nedir? Bununla ilgili işte yabancı hakem gelsin diyen var. Var hakemleri en azından yabancı olsun diyen var. Ee, i̇şte alttan hakem yetiştirebilmek için farklı uygulamalar yapılmasını savunanlar var. Kulüpler Birliği'nin bu konudaki tavrı nedir? 21 kulübün başkanlarının namzını tutuyorsunuz. Siz ne diyor kulüpler Sayın Başkan bu konuyla ilgili? Şimdi, bu hakem sorununu nasıl çözeceğiz? Bununla ilgili farklı fikirler var mı? Şöyle ifade edeyim. Ee, hakemlerle ilgili bizler de geçmişte e, hakemlik yapmış olan e, kişilerle bir çalıştay yapmayı düşünüyoruz Kulüpler Birliği olarak. Buradan e, alacağımız fikirlerle, vereceğimiz fikirlerle oluşacak bir tabloyu da e, Sayın Federasyonu'na da sunmak istiyoruz. Yani e, eksikler bunlar görüyoruz, artıları bunlar olabilir, şunlara bu şekilde değiştirebilirse katkı verebiliriz, gözlemci sayısı böyle olur Şöyle olsa böyle daha iyi olur şeklinde bir çalıştay planı içerisindeyiz kulüpler birliği olarak. Bunları da tamamıyla iyi niyetli ve e, Türk futboluna hizmet edebilmek adıyla e, yap, yapmayı planlıyoruz. Bu konudaki çalıştay tahmin ediyorum önümüzdeki günler içerisinde realize edeceğiz. Oradan çıkacak sonuçları da federasyona e, katkı olarak sunmak istiyoruz. Ancak şunu belirtmek istiyorum ki e, genç hakemlerin halen ben taraftarıyım. Yani yaşlılar hata yapana kadar... E, bırakın gençler hata yapsın. Der bir bedel ödenecekse e, ödenmesin de şayet böyle bir şey olacaksa yaşların yaptıklarını kaldıramıyoruz. Hiç olmazsa gençlerin yaptığı dediğiniz ki genç bir nesil geliyor bedel ödüyoruz. Diyet ediyoruz. Artı mesela benim hakemlerle ilgili söylemlerimde nedense hiç derdimi anlatmakta böyle çok mu zorlanıyorum bilmiyorum. <laughs> Şimdi sizle konuşuyorum derdimi anlatabildiğimi sanıyorum. Değil mi? Müsaade edersiniz. bir kere daha bu konuya bir girebilir miyim? Biraz Derdim belki de anlatmaya. insanların o anlamak istemesiyle, nasıl baktığıyla yani da alakalı ama. sanki. Şimdi, şimdi yani bakın, bizim de başımıza geliyor. Şimdi, ee, i̇nsanlar nasıl mi? görmek istiyorlarsa, neyi duymak istiyorlarsa onu alıyorlar. Biraz Veyahut da kötü, bir Veyahut da kötü kullanmak evet. istiyorlarsa ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok, onu alıp o şekilde kullanıyorlar. Şimdi ben yabancı hakem söyledim. Sayın Federasyon Başkanımız diyor ki bizim Türk hakemlerimiz çok iyidir. Dolayısıyla biz yurt dışına hakem gönderiyoruz. Ya ben derdim o değil, benim derdim şu. Bizim hakemlerimiz yurt dışına gidiyorsa gitsin, yurt dışından da bize hakem gelebiliyorsa gelsin. Özellikle bunları de yapalım dedim. Özellikle derbide. Çünkü derbiye çıkan hakemlerimiz, Sayın Onay, geçmişte maç yönettikleri için ya Fenerbahçeliler tarafından mimlenmişler, ya Beşiktaşlar tarafından mimlenmişler, ya Galatasaraylar tarafından, ya da Trabzonspor tarafından veya da başka tarafından. Şimdi adam hakemin adını açıklanıyor diyor ki şu hakem gelecek. Hemen Fenerbahçeler diyor. Geçmişte bununla geç çıktığımız maçlarda 5 tanesini kaybettik. 11 tane berabere kaldık. 2 tane kazandık. Bu bize yaramaz. Biz de i̇şte fenaltımızı altımızı vermedik. Daha maç hakem, sevgili hakemlerimiz maça çıkmadan baskı altına da, Darbeyi anladım. yiyorlar. Ben sıf sadece yabancı hakem derken kendi hakemlerimizi bu baskılarından dolayı bunu söyledim. Yoksa kendilerinin ders olması mümkün değil ki Türk futbolu 50 yıldır var. Ve çok ilginç bir şey söyleyeceğim. 50 yıldan beri ben gazetelere falan bakıyorum. Ben çocuktum. 5-10 yaşındaydım. O gün gazetelerde bile halen şey yazılıyor. E, hakemler tartışılıyor. Eski tarihi şeylerde, gazetelerde. O gün de var, bugün de var ama mühim olan maça çıkacak hakemin baskı altında olmasının engel olmak lazım. Bu sebeple derbiler çok daha bir adım önde. Yoksa ben derbileri özel olarak söylemiyorum. Yani Öteki maçlarda çok önemli. Şimdi burada esasında yani ben de 29. yılımdayım bu meslekte. Ondan önce de babamın mesleğinden dolayı da çok çocukluğumdan beri hakem ve futbol konusunun içindeyim biliyorsunuz. Yani burada bu sorunun çözülmesi için bir kere herkesin itidalli, sağduyulu ve empati yapabilecek yetenekte, beceride olması lazım. Kulüpler, taraftarlar, futbolun bütün paydaşlarının. Yani bu sorunu çözmek için şimdi dört büyük kulüp şikayet ediyor. E diğer 17 kulüp ne yapsın? hakem konusunda. X kulüp diyor ki beni şampiyon yapmayacak hakemler diyor. Y kulüp de hakemden şikayetçi. Z kulüp de şikayetçi. Hepsi şikayetçi. Demek ki ortada başka bir durum söz konusu. Yani bununla ilgili bence olduğundan gerektiğinden fazla konuşuluyor. Bir de şu var. Merkez Hakem Komitesi de bence hatalı politikalar izliyor. Sayın Başkan bu benim fikrim. Ne hatalı politika? Mesela işte falancı hakem bir takımın maçında o takımın hoşuna gitmeyen bir iki düdük çaldı. Bir bakıyorsunuz aylarca görev alamıyor. 25 ay, 29 ay, 28 ay, 2 sene <laughs> o kulübün maçında düdük çalamıyor. O zaman kulüplerin istediği hakemler veya istemediği hakemler söz konusu oluyor. Bunu da bence iyi idare edemiyor Merkez Hakem Komitesi. Bu konuyla ilgili de daha e, hakemlerini koruyacak bir politika, çok radikal, çok ciddi hatalar olmadıkça hakemleri koruyacak bir politika izlemeleri lazım. Hakemleri kamuoyunun önüne atmamaları lazım. Şimdi, Asıl sorun bu sanki. Evet zaten. sanki işte biz de, biz de bu sebeple çalıştığı yapmak istiyoruz. Gütekin Bey. Çalıştığı yapıyoruz. Belki bunlar sizin söylediğiniz şeyleri gündeme getireceğiz. Bilmiyorum. Şu anda ilk aklıma geliyor. Belki de sezon başlamadan evvel hakemlerin hangi maçlara gidecekleri belli edilir. Kurallar çekilir. Kura usulü çekilir. Veya koyulur. kural yapılır evet. Kura çekilir koyulur torbaya ama açıklanmaz. Ama bu kayıtlı olarak noter kayıtlarında geçilir ve bundan sonra bu tartışma biter. Çünkü ne oluyor? Adam A maçını kötü yönetmiş, B'de ceza veriliyor. Tamam Kötü yönetilen nota göre ceza veriyorsan onun yerine yedek bir hakem çekersin kurada. O gider onun yerine veya sakatlandığında, rahatsız olduğunda falan bir çözüm bulunması lazım. E, dediğiniz yere geliyoruz. Yani siz yayıncı kuruluşlarımızın, yayın yapan televizyonlarımızın ve yorumcularımızın bazılarını yine bazıları diyorum. Hepsi değil. Hakemleri son derece ağır eleştirildiği zaman... Tarafta onlar taraftarlar ne yapıyor biliyorsunuz musunuz? Reyting, reytingde ben saklıyorum. Geliyor hemen oturuyor. Maç bitiyor geçiyor. Hakem ne yapmış? Gültekin Bey'in ağzına yani, bakıyorlar. Sadece üzerinden değerlendiriyor. Evet, öyle. hemen Gültekin Bey diyor ki ya geçerken sağ kolunu omuzuna vurmalıydı vurmamalıydı. Hemen arkadaş oluyor. Bak gördün mü? Hakem hatalı yapmış. Ben haklıyım. Bizim aklımız yanmış var. <laughs> Biraz da yayıncı kuruluşlardaki yayın yapan arkadaşlarımızın hakemlerimizle ilgili Bizi eleştiriyorlar. Sakın hakemlerle ilgili böyle bir şey söylemeyin. tamam söylemeyeceğiz, söylemeyelim. Anlıyoruz, tamam. Cezası vardı. Var, var bilmem ama siz, ama siz televizyonlarda çıkıp bunu kullanıyorsunuz. Lehtin yapmayın o zaman. Hep beraber bakın. Paydaşsak bütün paydaşlar hep beraber fedakarlık yapacağız. Mesela bundan ibaret. Peki yavaş yavaş e, kulüpler birinden Beşiktaş meselelerine geçelim, e, Sayın Çebi. Bakıyorum Beşiktaş başkanlığına zor bir zamanda geldiniz. Bunu kabul etmek lazım. Özellikle ekonomik açıdan elinizi büyük bir taşın altına koydunuz. Ee, bu süreci biraz kısaca anlatabilir misiniz? Mali olarak hakikaten çıkmazlar vardı, borçlar birikmişti, e, alacaklılar kapıda bekliyordu, nakit akışı konusunda sıkıntılar vardı e, veya sizin ifade etmek istediğiniz başka sorunlar. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci? Çünkü zaman zaman da sizinle konuştuk bu konuyu. Hakikaten bayağı zor günlerden geçtiniz ama şu anda gelinen noktada Beşiktaş takımı, futbol takımı, ligde lider, güçlü ve iyi oynayan bir takım var. Bu süreci nasıl toparladınız, neler yaşadınız? Şimdi daha toparlandığını söylemem doğru olmaz. Geldiğim zaman ben içinde bulunduğum durumu Beşiktaş camiasına anlatmaya çalıştım. Çünkü biz hep beraberiz, ben tek başıma bir şey yapamam. Yani her yerde söylüyorum. Yani eğer camia yanında olmazsa ben başarılı olamam. Dolayısıyla bunu camiaya içinde bulunduğumuz durumu anlatmaya çalıştım ben. Bunu anlatırken de maalesef bazıları tarafından da çok eleştirildim. Efendim yeter artık. Negatif mesaj verme. Pozitif ol. Ya kardeşim önce sen bir durumunu bir gör. Biz ne durumdayız? İşte bakın kampanyalar yapıyoruz. Onu yapıyoruz. Ben size bunu önce anlatmalıyım. Nasıl bir durum içerisinde olduğumuzu. Bu bana bir, bir defa bir, kamuoyunda böyle bir yanlış bir algı yaratıldı. Ya yeter sürekli ağlayan bir başkan, sürekli işte şikayet ediyorsun, artık pozitif ol, şunu yap, bunu yap. Ben pozitifim. Bu dertlerimi anlatırken aynı zamanda bu takımın şampiyon olacağını, şampiyonluğu oynayabileceğini ifade ediyorum. Bunlar sadece şunu istiyorlarsa yanlış. Evet ben şampiyon olacağım, her şey çok güzel, paramız e, var, kasada git Alıyoruz, günlük harcıyoruz, o böyle bir şey yok. Ben camiayı idare ediyorum. Bu camia benim değil, ben bir parçasıyım. Dolayısıyla herkesin en az benim bildiğim kadar, benim hissettiğim kadar her şeyi bilmesi ve hissetmesi gerekiyor. Bu sebeple bunu burada vurgulamak istiyorum Beşiktaş camiasına. Ama ben hiçbir zaman için umudumu kaybetmedim. Ve Beşiktaş camiasının umudunu kaybetmeyeceğini biliyorum, kaybetmemesi gerektiğini biliyorum. Her ne kadar ufak tefek muhalefet e, seslerden yanlış ve art niyetli sesler geliyorsa da, Camiamın değerli taraftarına ve camia üyelerime buradan sesleniyorum. Kulaklarınızı tıkayın. Sadece bana inanın. Gideceğim gün ben size neler yaptığımı, neler yapamadığımı açık yürekli itiraf edeceğim. Dolayısıyla güvenin ve rahat olun. Bunu söylemeye çalışıyorum. Şu anda yapılan Bankalar Birliği'nin anlaşmasının bütün sorunları çözdüğü şeklinde bir algı yaratılıyor. Bu da doğru değil. Biz sadece bir nefes alabilecek hale getirildik. Eğer bu saatten sonra o nefes alırken bize bir tek şans verildi. Nefes alıyorsunuz, ayaklarınızı kullanın ve doğru yolda yürüyün. Eğer biz o doğru yolda yürümez isek zaten kulübümüz için kötü günlere sebebiyet vereceğiz. Bu nedenle tekrar izah ediyorum. Transferler konusunda limitler var. Bizden çok şey beklemesinler. Bizden beklemelerini ve benden isteyeceklerini söyleyeceğim tek bir şey var hesaplı ol, kitaplı ol, Beşiktaş'ın kuruşunu harcama ama aynı zamanda genç çocuklarımıza altyapıda hizmet et. Bunlara bizi yetiştir. Scout'unu iyi yap, doğru futbolcu bul. Benim bir lafım var. Dörtte bir ücretine dört kat daha fazla futbol oynayan futbolcular biz takımımıza kazandırdık. Bunun aslında açına baktığınızda her şey içerisinde var. Anlatabiliyor muyum? Onun için... Ee, ekonomik anlamda düzelebilmemiz için bizim belki de 9-10 seneye ihtiyacımız var. Ee, bu süre içerisinde bütün mesele şudur. Aşağıya doğru değil, kafanız yukarıya doğru uçağının kaldırabilmeniz önemli. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu süre sürecek daha. Peki bu kurla ilgili dalgalanmalar oluyor. Hep, döviz kuruyla ilgili <laughs> ee, bunu yaşıyoruz. Kulüplerde bundan herhalde çok ciddi derecede olumsuz etkiliyor. Çünkü birçok yabancı futbolcu var kadrolarda ve bunların kontratları Euro ile dolarla. Maalesef e, Güntekir gibi bu bir realite yani sonuç yabancı futbolcu getiriyorsunuz e, o da Euro ile oynamak istiyor eğer getireceksiniz bedeli bu. Tabii bu da işinizi çok güçleştiriyor. Tabii tabii ki güçleştiriyor ya. yani şimdi 10 e, gün evvel ödeyeceğiniz 10 milyon euro maaşlarınız varsa e, şu anda onları yüzde ondan. 1 milyon euronuz gitti. Tabii, 10 milyon TL Türk TL gitti. Bazında. Tabii 10 günde gitti. Gelirleriniz genelde Türk parası bazında. Yayıncı kuruluşa bakıyorsunuz öyle. Bilet satıyorsunuz öyle. Forma satıyorsunuz öyle. Bizim bir tek yabancı e, şeyle kurla paramızın geleceği Şampiyonlar e, Ligi'nde gittiğiniz zaman inşallah Allah bu senede bize bunu nasip edecek. Beşiktaş'ımız oradan büyük bir gelir elde edecek. Biz de buna uğraşıyoruz. Peki şampiyonluk yarışında e, iki ezeli rakibiniz Var arkadan Trabzon'da yaklaşabilir. Kalan maç sayısı sizin 11 maçınız var, rakiplerinizin 10'ar maçı var. Yarışı nasıl değerlendiriyorsunuz? Beşiktaş'ın bir avantajı puan olarak var gözüküyor ama çok daha önümüzde maçlar var. Şampiyonluk yarışındaki bu heyecanı nasıl karşılıyorsunuz siz Beşiktaş olarak? Şimdi bir defa şampiyonluk havasına girebilirsiniz ama şampiyon olmuş gibi kendinizi addedemezsiniz camiamın da, futbolcumun da, hocalarımın da, yöneticilerimin de buna dikkat etmesini sürekli kendilerine söylüyorum. Önümüzde 11 maç var. Hatta bizim bir de fazla maçımız var, kupa maçı oynayacağız. 12 tane maçımız var. Dolayısıyla önümüzde çok zor günler var. Pandeminin verdiği yük var, COVID'in verdiği yük var. Sadece parasal değil, fiziki olarak da, manevi olarak da etkileniyorsunuz. Bu tabii bizim diğer... Rakip e, takımlarımız için de geçerli. Onlar da başarılılar. Onların da yolu açık. Onlar da bizle beraber mücadele edecekler. Onlar iyi ki varlar. Onlar olmasalar biz futboldan zevk alamayız. Yani şimdi Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Trabzon'un ve diğer büyük takımların olmadığı birlikte Beşiktaş tek başına e, şampiyon olsa bir için ne ifade eder? Çok fazla bir şey ifade etmez ama rakiplerimiz değerli ve büyük oldukları için bu şampiyonlukta bizim için çok iyi ifade edecektir. Hatta bir şey daha söylemek istiyorum burada özellikle son yıllarda, son 1-2 sene içerisinde diğer takımlarımızın, Anadolu'da şehirlerimizin takımlarının da başarılı olduğunu görüyoruz. Bizlerle çatı çat maç yaptığını görüyoruz. En son i̇şte Antalya bakın, finale, Antalya sporunla finale kalması. Alanya Spor'un başarısı, Rize Spor'un Galatasaray gibi bir takımı burada yenmesi için bunları alt alta koyduğunuzda bunların arkasında dikkatli bakın da tek bir sebep var. Haksız rekabet ortadan kalkmak üzere Güntekin Bey. Haksız rekabet adı üstünde haksızlık var. Şimdi siz kurallara göre gelirlerinize göre idare ettiğiniz zaman siz 2 liralık topçu alıyorsanız eh, Rize Spor'da 1 liralık oluyor. Daha evvelden siz 10 liralık alıyordunuz. Rize'de Rize Sporlu bunlar örnek olarak veriyorum isimleri yanlış anlamadım. Bir de futbolcu arada uçurum vardı. Makas kapandı diyorsun. Makas kapanıyor ve bu aslında Türk futbolunu daha zevkli hale getiriyor. Evvelden her maça banko bakar. Doğru, herkesin herkes yenebildiği, çekişmeli tabii, bir yani Onun var. içinde için de Türk futbolundan keyif de alıyorum açık söyleyeyim. Anadolu takımlarının başarılarını da istiyorum. Rakiplerime de saygı duyuyorum. Ama tabii ki gönlümden Beşiktaş'ın şampiyon olması geçiyor. Ama çok da erken havaya girmemeliyiz. Bunu söylemek istiyorum. Evet, Sergen Yalçın'ı geçen sene göreve getirdiniz. Sergen Hoca da şanssız bir türlü o seyircinin önünde, 40 bin kişinin önünde sahaya çıkamadı. Ama ona rağmen e, çok başarılı gidiyor. E, Beşiktaş iyi futbol oynuyor, şampiyonluk yaşında. Herkesin kamuoyundaki taraflı tarafı herkesin takdirini kazanan bir takım yarattı. Sergen Hoca ile ilgili ne söyleyeceksiniz? Beşiktaş'ın altyapısından yetişmiş çocuk yaşta Beşiktaş kulübünün kapısının içinden girmiş, şimdi hocalık yapan bir isim. Ya Sergen Hocamız uzun yıllardır Türk futbolunda teknik direktöre hizmet ediyor. Ee, Beşiktaş'a onu getiren Başkan ve Yönetim Kurulu olarak e, doğru iş yapmış olmaktan dolayı keyif alıyorum ve onur duyuyorum. Ee, aslında onu buraya getirmiş olmakla, e, göreve davet etmekle aslında duygularımı ifade etmiş oldum e, aylar evvel. E, hocamın halen daha söyleyeceğim tek bir şey var. Bizim için kıymetli ve değerlidir. Beşiktaş'ın özünden gelmesi ayrı bir keyiftir. E, düzgün biridir, e, çalışkandır, tekniği kuvvetlidir, akıllıdır, zekidir. Yani benim hocamın meziyetleri e, benim için, Beşiktaş için çok önemli ve e, gerçekten üst düzeyde. E, kendisiyle uzun yıllar görev yapmaya devam edeceğimizi düşünüyorum. Ee, o da biz de bu istekteyiz. Onunla ilgili gündeme getirilen birçok e, kontratları ilgili şeyler söz konusu oluyor. Biz hocamızla yola devam ediyoruz. Hiçbir sorun yok. Onun da bir derdi yok. Benim de derdim yok. Beşiktaş taraftan buradan seslenmek istiyorum. Böyle bir şey kafalarında hiçbir zaman düşünmesinler, yokmuş kabul etsinler. E, umarım kupayı ve kupaları bundan sonrası süreçte de hocamızla beraber kaldırmayı Allah bize nasip eder. Her dakika hoca değiştiren bir kulüp değil, 10 yıl en azından değiştirmeyen bir kulüp olabilirsek e, ve bunu da Sergen Hoca ile başarabilirsek ben de başkan olarak büyük keyif alacağım buradan söylemek istiyorum. Peki sözleşmesi bitecek olan oyuncular var, kiralık şu anda mevcut kadronuzda olan oyuncular var ve bu kiralık oyunculardan bazıları çok iyi performans gösteriyor. İşte Gezzal olsun, Roziye olsun. Bunlarla ilgili nasıl bir tasarrufunuz olacak sezon bittiği zaman? Herhalde almaya çalışıyorsunuz Sayın Başkan ama gelinen nokta ne? Valla tabii ki bunlar başarılılar ve ben onlarla yoluma devam etmek istiyorum. Ama sonuç itibariyle başarılı oldukları için tabii ki kıymetli e, futbolcular bunlar. Dolayısıyla çok e, kolay bir süreç olmayacak ama umarım bir ile beraber önümüzdeki sene yine Beşiktaş formasıyla sağda e, sahada olacağız. Peki hem Kulüpler Birliği apoletinizle hem de Beşiktaş Başkanı olarak seyircili maç oynama konusundaki fikriniz veya öngörünüz nedir? Şimdi bakıyoruz şu anda vaka sayıları artıyor. Bütün dünyada dün hatta Angela Merkel'in bir açıklaması oldu yeni mutant virüs İngiltere bazlı daha kolay bulaşıyor ve daha ölümcül şeklinde bir kapatmaya gideceğiz galiba dedi Almanya'dan bahsediyorum bütün dünyada bu sorunlar var bizde de yani şimdi sanki e, hani Nisan'da Mayıs'ta filan havalar güzelleştikçe ve virüs vaka sayıları azaldıkça seyirciyle oynamanın önü açılır filan gibi bakılıyordu ama sanki bu mümkün gözükmüyor. Şimdi e, öncelikle tabii toplumun sağlığı çok önemli. Yani bireysel sağlıkta, toplumsal sağlıkta her şeyden önemli. Bence futboldan da önemli. Yaşadığımız müddetçe keyif alırız. Keyif alacağımız futbolu da e, oynayabilmemiz için sağlıklı olmamız, seyredebilmemiz için de hayatta olmamız gerekiyor. Onun için pandemiyle ilgili kurallara mümkün olduğu kadar değil. Yüzde yüz uyumak zorundayız. Ama maalesef bunu başaramadık. Olmuyor. Neden olmadığını bilemiyorum ama. Ee, buradan tek e, bir Kulüpler Birliği Başkanı olarak söyleyebileceğim tek bir şey var. Ee, seyircili futbol oynansın istiyor muyum? Evet. Ben Beşiktaş taraftarını çok özledim mi? Çok özledim. Sergen Hoca 40 bin kişinin önünde e, top oynatmak ister mi takımını? ister Ama bazen e, hani canım cennet istiyor ama günahlar bırakmıyor diye bir klasik bir laf vardı. Çok severim ben o lafı. Eğer bir pandemi var ise maalesef e, bu süreci böyle getirmek zorunda kalacağız. E, gerekiyorsa oynamayacağız. E, şimdi mesela bir kupa maçı var. O maçın bile e, seyirciyle oynanıp oynanmayacağını konuşulduğu bir süreç var. Ya orada şunu da belirtmek istiyorum ki e, federasyona e, ricada bulunacağım. E, tercihim e, 15 15'inde ligler bittikten sonra 3-4 gün sonra kupa maçının oynanması. Çünkü sonuç itibariyle a, e, ligler Avrupa'da bile yayın 23'ünde bitiyor. Dolayısıyla bizi alıp da bu 11 tane maçı arasına bir de bunu ekleyip de Beşiktaş'ı taşı yormalarını doğru bulmadığımı buradan beyan etmek istiyorum. Umarım onların da kulaklarına buradan mesaj gider. ve saygıyla söylememiz Söyle gerekiyor. bir Nisan'ın 3'ünden 4'ünden itibaren ligin biteceği 16 Mayıs, 15-16 Mayıs tarihlerine kadar olan bir buçuk aylık. O süreç içerisinde süreç kupayı içerisinde oynamak istemiyoruz. Lig artı kupa 11 maç, lig bir maçta kupa 12 maç. Evet. Yani 45 gün civarında 12 evet. maç oynayacaksınız. Evet. Biz de diyoruz ki bari bir tanesi en azından kupa maçını ligin bitimini takip eden 3-4 gün sonra oynayalım. Pek bir sakıncası olduğunu da düşünmüyorum Türk futbolu adına. Evet peki Sayın Başkan... Hani ekonomik sorunlardan bahsediyoruz ama basketbol takımınızda da iyi bir hava yakaladınız. Genç oyuncular aldınız. Ve o genç oyuncularla hakikaten e, takdiri topluyorsunuz kamuoyunda. Bununla ilgili e, politikanız da çok alkışlanıyor. Hani çok yüksek maliyetleri olmasa bile neticede iyi basketbol oynayan bir takım. Onun dışında kadın futbol takımınız başarılı. E, handball her zaman Beşiktaş'ın e, önemli branşlarından bir tanesi olmuştur. Bu amatör branşlardaki durum ki bu da ciddi bir külfet, mali külfet ve oradan da bir gelir gelmiyor. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? E, Gültekin Bey bir defa amatör bu ee, faaliyetlerimiz e, e, genelde Türk e, spor kulüplerinde amatörlükten biraz çok uzaklaşmış. Yani geçen seferde de söyledim. Yani, adı amatör aslında. Adı aslında Tabii. amatör. Yani 75 milyon e, TL harcıyorsunuz. E, yarısı bile kasaya giriş yapmıyor. Üstü geri kalanını futbol takımının gelirlerinden harcıyorsunuz. Futbol takımının geliri zaten kendisine yetmiyor. Borçlanıyorsunuz o borçlara bir de faiz ödüyorsunuz. Sonra bir daha açılıyorsunuz falan derken belki de şu anda kulüplerin borçlarının üçte biri son 20 yıl içerisinde amatör kulüplere harcanan ee, amatör gibi davranmadığımızdan kaybettiğimiz paralardan kaynaklanıyor. Biz buna hassasiyet göstermeye çalışıyoruz. Özellikle son yapılan Bankalar birliğiyle yapılan sözleşmede futbol takımının gelirlerinden hiçbir şekilde amatörlere para ödenmeyecektir. Bu demektir ki artık geçmiş olsun. Herkes kendi bacağından asılacak. Kendi işini kendi görecek. Basket takımında kendi gelirleri içerisinde yorulmasını becermemiz gerekiyor. Kadın futboluna da aynı şekilde. Voleybola da aynı şekilde. Ve benim burada söylemek istediğim tek bir şey var. Adı üstünde amatör. Burada bizim yapacağımız tek bir şey var. Çocuklarımızı bu sporlara teşvik etmek. Onlara temiz soyunma odalarını spor sahalarını vermek. Aklı başında hocaları onların başına hoca olarak vermek. Onlara sağlıklı spor yaptırmak gerekiyor. İşlerinde iyi olanlarını yarışmacı takımlara yönlendirmek ve oradan da onlardan satabildiğinizle gelir sağlamak. Şimdi biz geçen sene basket takımında e, Bandırma Mamit kapandı maalesef. Ne yazık ki. Evet. Ne çok yazık ki tabii iyi ki oyuncular çok yazık. Yetiştirmişlerdi. Çok iyi oyuncular yetiştirmişlerdi. Biz onların 20 21 tane basketçisini aldık. Bir bedel ödedik. Çok da cüzi bir bedel ödedik. Haklarını helal etsinler. O basketçilerle şu anda neredeyse e, bir tanesinden onda bir fiyatını aldık. Bir tanesini sattığımızda şu anda bize verilen fiyatlar var, of basketçilerimiz Onun onda bir fiyatını biz 21 kişi aldık, bir kişinin fiyatıyla. Onun için doğru iş yaptık, ama bir risk aldık. Aldık bu riski, ağır bir riski, tehlikeli bir riski. Hatta uzun haftalarca biz küme düşme tehlikesiyle basket takımını yönettik, ama hep içimde bir inanç vardı. Başaracağız böyle başardık ve şu anda ilk beşin içerisinde. Yani ilk birincisinin harcadığı para 25 milyon euro, ikincisinin harcadığı para 15 milyon euro, üçüncü'nün harcadığı para 10 milyon, 4 6 milyon, biz 600 bin euro. Yani ve onlarla e, potada çok da sağlıklı mücadele ediyoruz. Ya herhalde e, artık cihada cihada da yani. özellikle Alperen çok iyi gidiyor, Şeyh Mustafa iyi gidiyor, değil mi? Evet. Evet. O zaman peki nasıl oluyor da biz 600 bin euro ile bu çocuklar oynarken 25 milyonun tartışılması gerekir? Ben niye 600 bin euro veriyorum, bu kadar ucuz sakım yapıyorum diye tartışıyorlardı biliyor musunuz? Şimdi tartışacak herde demek o değilmiş, Tartışılacak olan 25 milyon euro neden veriliyor tartışalım. Kadın futbolunuz takdir görüyor, orada da şampiyon olmuştunuz. Peki ezili rekabete yayılmasını ister misiniz kadın futbolunun? Şimdi bakın biz kadınlarımız bizim çok önemli. Avrupa'da ee, da yaygınlaşıyor giderek. Kadınlarımız önemli, kadınlarımız bizim çok kıymetli hepsi, analarımız, eşlerimiz, kızlarımız çocuklarımız hepsi kadınlarımız dünyanın temel taşı. Dolayısıyla onlar bizim baş tacımız. Biz bunun için kulüp olarak gerekli ehemmiyeti fiilen, fiziki olarak da vermeye çalışıyoruz, göstermeye çalışıyoruz. Bunu da kadın futbol takımıyla yaptık. Yani diğer rakiplerimize de buradan sesleniyorum. Lütfen kadın futbolunda da heyecanı daha ön plana çıkarabilmek için Lütfen kadın futbol takımlarınızı kurun, bizlerle beraber çıkın sağda, yeşil sahada mücadele edin. O zaman edin. popülaritesi çok artar. Tabii, popülaritesi artar. E, yani e, sözde değil, fiiliyatta kadına değer verelim e, Gültekin Bey. Sözde evet. değil, bunu fiiliyatta yapalım. Kadın futbolunu ön plana çıkaralım, kadınlarımızı değerli kalalım, gösterelim topluma. Peki Beşiktaş camiasının içinde en çok tartışılan konulardan bir tanesi de geçmiş yönetimlerin mali Yapılarının harcamalarının, bilançolarının sorgulanması. Bununla ilgili e, Sayın Fikret Orman geldiği zaman camiada dediler ki Demirören dönemi sorgulansın. Fikret Orman Sayın Başkan ayrıldı, siz geldiniz. İşte Fikret Orman dönemi sorgulansın. Bununla ilgili bir çalışma yapılıyor mu? Gelinen nokta nedir? Hukuki bir süreç var mı? Evet, e, böyle bir çalışma yapılıyor. Böyle bir çalışmanın yaklaşık sonlarına doğru geldik. Böyle bir çalışma gecikti. Gecikme nedeni pandemi olduğunu e, defalarca e, her bulduğum fırsatta Beşiktaş camiasına ilettim. Dedim ki sebep geciktik birkaç ay fazla da değil. 10 e, yıl inceliyoruz. Herkes diyor ki 10 saat içerisinde 10 yılı getir beni önüme koy. Sevgili kardeşim. Biz raporu toparlamaya çalışırken arkadan iki tane daha ihbar geliyor. Alıyoruz onları da inceliyoruz. İncelemeyi yaptığınız kişiler insan. insanlar pandemiden evde yatıyorlar. Yatmayanlar var, işe gelmeyenler var. Dolayısıyla bu süreç içerisinde hoşgörü istedik ama maalesef bu konuda camianın çok ıı, aşırı derecede bize baskı yaptığını buradan söylemek zorundayım. Yani çabuk çabuk. Yani çabuk da bir şeyi çabuk yapıp da eksik yapmak yerine geç yapın tam yapın. Biz o şekilde uğraşıyoruz. Evet. Camialar hep geldiği zaman söyleniyor. Ben seçim zamanı Sayın Serdar Adalı ben 7 yılın hesabını soracağım e, dedi. Biz de seçimin e, sıcaklığıyla evet doğru da yaptık. Ben de 10 yılını soracağım dedim. Dolayısıyla ben bu 10 yılı inceletiyorum. E, ve bunlar bitmek üzere ama bana zaman ver tarih ver. Ya kardeşim bekleyin acelemiz yok. Yani 7 sene 8 sene bir şey icra olmuş da ağzımızı açmamışız, susmuşuz. E bir 7 gün değil, bir 77 gün daha beklesek ne olur? Buradan itidal davet ediyorum. Ben Beşiktaş camiası. Nı. Evet merak ediyorlar. İçinde bulunduğumuz durumun sorumlusu olduğunu düşündükleri insanların e, neler yaptıklarını bilmek istiyorlar. E ben de diyorum ki biz bunları yapıyoruz. E, ve bütün büyük bana kaldı. Bugüne kadar bu camialarda e, görmüyorum. Bu benim camiamda da görmedim. Hiç kimse e, bir Fikret Bey zamanında bir şeyler çalışıldı yapıldı. Onunla ilgili dosya kendisinde e, bir sonuca doğru e, orada varılamadı. artık e, futbolun akışı içerisinde yönetimi belki de gerek görülmedi bilmiyorum ama bugün biz bunların için gereğini yapıyoruz. Ancak şunu söylemek istiyorum. Burada çıkan sonuçlarla ilgili ne yapılması gerekiyorsa bunun yapılacağından camiamın emin olması gerektiğini ve bana güvenmesini istiyorum. Eksiksiz yapmak istiyorum ve rapor tamamlandığında da ne gerekiyorsa onun yapılacağını da camiamın buradan bilmesini istiyorum. Ama e, bu kadar e, zamanlı içimizi ite, itelemelerine e, gerek olmadığını da beyan etmek istiyorum. Evet çünkü çok merak edilen aslında sorular var ama tabii gündem de yoğun bu anlamda. E, hem Kulüpler Birliği Başkanı olarak hem Beşiktaş Kulübü Başkanı olarak buradasınız. Peki bir şeyi değiştirmek elinizde olsaydı Türk futbolunda, Türk sporunda neyi değiştirirdiniz? Borçları silerdim bir kere de. Çünkü e, büyük sıkıntı. Mevcut olan borçlar ve faiz yükü çok büyük sıkıntı. Neyi değiştirdim? Evet. E, borçlu olan kulüplerin hepsinin borcunu e, bir sihirli dernekle sıfırlamayı çok isterdim. Ama başlarına da bundan sonra gelecek olan yöneticilerin de aklı selim olmaları eğer mümkün olsa da ben onları seçip oraya koyabilsem diye çok isterim. Evet tabii bir de %100 katılmamak mümkün değil. de güven ortamını Türk futbolunda tesis etmek Neticede bir güvensizlik var yıllardır. Çok uzun yıllardır. <laughs> birlik beraberlik evet. başladık biliyorsunuz. Eğer birlik beraberlik olsa zaten içerisinde birlik beraberlik içinde güven de vardır. Güvenin olmadığı yerde, adaletin olmadığı yerde e, birlik ve beraberlik olmaz. Eğer birlik ve beraberlik tesis edersek zaten güveni de içerisine koymuş olacağız. Adaleti de koymuş olacağız. Bütün meselemiz aslında başlarken konuştuğumuz gibi birlik ve beraberlik. Hep beraber olalım. 90 dakika sahada mücadelenin dışında Birbirimize saygılı ve sevgili olalım. Ve diğer kulüplerle olan ilişkileriniz iyi değil mi Sayın Başkan? Benim Eskide. hiçbiriyle bir sorunum Hiçbiriyle bir yok. probleminiz yok. Hiçbiriyle bir problemim yok. Ee, var tabii ki 90 dakika maç yaparken onları yenmek istiyorum. Problemim var. Ama <laughs> onun dışında bir problem yaşamıyorum. Evet e, teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Son olarak bir mesajınız varsa Türk Futbol Camiası'na veya Beşiktaş Camiası'na e, ifade edebilirsiniz. Ee, şunu söylemek, söylemek istiyorum. Evet. Başladığımız gibi bitirelim müsaade edersiniz Gültekin Bey. Birlik ve beraberlik olmadan huzur olmayacak. Huzursuz bir futbolun tadı ve keyfi olmayacak. Keyifli ve huzurlu olabilmek adına e, birbirimize saygılı ve sevgili olalım. Adil olalım. Birbirimizin haklarını ve hukuklarına tecavüz edilmesine e, kendimize gelmemiş dahi olsa e, ortak müdahale edelim. Ve sonuç itibariyle e, hakemlerimize de buradan sesleniyorum. E, çok dikkat etmek zorundalar. Yani görüyorlar milyonlarca insanlar e, ee, futbolla yata futbolla kalkıyorlar. Peki hakem konusu açılmışken Vardan çok söz etmediniz. Vardan memnun musunuz siz? Ben Var'ın <laughs> hataları azalttığını düşünüyorum. Ama bir şeyi nasıl idare ettiğiniz ve ne niyetli idare ettiğiniz önemli. Eğer iyi niyetli idare ediyorsanız, gereken ihtimamı da gösteriyorsanız var kıymetli. Ama eğer bu gerekli ihtimam orada gösterilmiyorsa varın faydası yok, zarar olur. Bütün mesele ihtimam titizlik ve hassasiyet ve saygı duymak. Yaptığınız işe ve göreve ve karşınızdaki insanlara, takımlara saygı duyduğunuz zaman var, kıymetli ve değerlidir. Değilse varın hiçbir önemi yok. Sayın Başkan çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şu var tabi e, medya, kulüpler, federasyon, kulüpler birliği, yayıncı kuruluş, hatta işte taraftarlar, hakemler. Futbolun farklı unsurları var, farklı paydaşları var. Ama burada Hepimizin ortak özelliği bu oyunu seviyoruz. Bu oyunun adil ve güvenilir bir ortamda oynanmasını herkes istiyor. Herkes kazanmak istiyor. Belki çıkarlar çatışıyor. Belki menfaatler örtüşmüyor. Ama neticede kurallar çerçevesinde belli bir saygı içerisinde ve sorumluluk duygusuyla hareket eden e, bireylerin de katılımıyla aslında bu işi çözebiliriz diye düşünüyorum ben kendi adıma. E, o yüzden Fair Play kazansın. İyi oynayan. ...kazansın, centilmenlik ve barış kazansın diyelim. Teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Söylemek istediğim bir söz daha var müsaade ederseniz. Sahada maçı yakın seyreden teknik direktörlerin... ...hakemlerle ilgili söylediği şeylerin... ...ben önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yöneticilerin söylediklerinden daha önemli. Çünkü onlar daha yakın ve bilinçli konuşuyorlar. Onun için son maçta hocamızın söylediği bir hakemle... ...Sayın Fenerbahçe maçını yöneten hakemle ilgili... Ee, bir söylemi vardı. Ee, gerçekten hocam yakın seyrediyor. Onun o söylemi Beşiktaş Camiası'nın söylemini ta kendisidir. Önemsiyoruz. Ee, ancak ve ancak hakemlerimizin de çok değerli olduğunu, onların da yabancı hakemlerden daha da kıymetli olduğunu Beşiktaş Başkanı olarak da ifade etmek istiyorum. Sadece ve sadece hassasiyet ve titizlik yapmaları gerektiğini, titiz yapmaları gerektiğini de buradan Sayın hakemlere mesaj olarak söylemek istiyorum. Ümit ediyoruz ki Sayın Başkan ona ek olarak Milli takım arasında hakemlerde bir seminer görecek yine, bir eğitim ve seminerden geçecekler. Onlarda biraz kafalarını dinlerler, kendilerini yenilerler ve son 10-11 haftalık süreçte iyi maçlar yönetirler diyelim. Umarım, inşallah. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, Be United programının ikinci bölümünde Kulüpler Birliği Başkanı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'yi konuk ettik. İlk konuğumuz Federasyon Başkanı Nihat Özdemir'di ve Sayın Çebi'yi ağırladık. Türk futbolunun önemli meseleleri, finansal konular, pandemi süreci, hakemler, var, güven ortamı, yayın konuları birçok konu yaparmak bastık. Beşiktaş'ın gündemine değindik ve bir United programı yine değerli konuklarla, değerli konukların katılımıyla devam edecek. Sorun odaklı değil, çözüm odaklı yapıcı olmak için bu programın formatı geliştirildi. Tekrar birlikte oluncaya dek hepinize hoşçakalın.